Biz niye evlenmiyoruz? Gerçekten siz niye evlenmiyorsunuz? Evet, sadece hiç başla abi. Benim param yok. Oğlum Volkan. Şimdi. Benim de damım yok diyeceksin. Dam çok. Açıklama mı istiyorsun, cevap mı istiyorsun? Niye evlenmiyorsun? Şimdi insanın en güzel yaşı 20 ile 30 yaş arası. 20 ile 30 yaş arasına... Bunlar bir avuç çapulcu! Çapulculara! Çapulculara! Beyefendi sizinle konuşalım. Arasında yaşayabildiğin kadar yaşaman gerekiyor. Bir takım şeyleri yaşayıp aşmazsan, tecrübe sahibi olmazsan evliliğin tecrübesiz ve sağlıksız geçeceğine inanıyorum. Ama her şeyi yaşayıp aşarsam ve hayatımın anlamını bulabilirsem belli bir takım aşamalardan geçtikten sonra gayet güzel bir evlilik. Yanlış bir düşünce. Saygı duymalısın. Bu benim düşüncem. Şahsi düşünce. Tecrübe olarak ben sana söyleyeyim. Her şey yaşlı lazım. Erken yaşta evlenip 40'larında falan boşanmalı. Oo, geç mi kaldık abi? Siz geç kaldınız. Neden geç kaldınız? Çünkü 20'li yaşlarda evlendiğinde cahilsin. Tamam. Anca banyoda fayans dizersin. Hı hı. Yıkama yağlanma falan. Masturbatör. 20 yıl önce. Şimdi 40'ından sonra çocuk yaparsan, o çocuk seninle beraber 20 yaşında geldiğinde sen 60'ındasın. Hiçbir şeyi tadamayacak. Bir şey paylaşamayacaksın. Tabii. Ama 20'li yaşlarda çocuk yaparsan, 40'ında boşanırsan, çocuk 20 yaşında gayet mutlu. İstediğin mekana git, gez, toz, çocuklarınla eğlen. Tabii, atış seni serbest. Anlayabilirler. Atış da serbest. Ve gerçekten ekmeğini kazanmaya başladığın yaşlar, 40'lı yaşlar, para o zaman lazım. Bence 20'li yaşlarda evlenmek mantıklı. Çünkü seni bayağı bir disipline sokup ekonomik anlamda yükseltmeye başlıyor. Öbür türlü evlenmezsen bir kuruş kenara atamazsın. Değil mi? Har vurup. Bence o, har vurup evlen sayıyorsun. O yaş ama standartsa 30'dan sonra başlıyor bence. Yılın baharı, yaşın baharı bence 40'lı yaşlar. 35, 40. Evlilik yılının. Hayır, çok, hayır. Çocuk açısından. O boşanma yılı. Ha. Boşanma yılı. Evlilik yılı değil. Abi o yıldan sonra boşanacaksın. Hem tazelemiş oluyorsun. Şimdi düşünsene. 30'unda evlendin. 70 yaşına kadar yaşadın. 40 sene aynı hatunla. O zaman şöyle bir soru sorayım. Doğru. Çok saçma ya. O zaman şöyle bir soru sormam gerekiyor. Karışmış artık. Sana kötü. Şey yok. Hayır. O zaman insanlar boşanmak için mi evlenmeli? Tabii ki boşanmak için evlenmeli. Neden? Evliliğin açılımı ne? Çocuk. Ya şöyle düşün. Ebediyede maç kadar. Maç 1'e 2 devre. Ara var yani. Dönüşeceksin abi. Kanı değiştiriyorsun. Değiştirmiyor musun abi maçta? Abi. Şimdi sağ tarafta senin kanınken devre arası oluyor. Sol tarafa geçiyorsun. Ben de diyorum ki değiştirmemen için her şeyi, her duyguyu aşman gerekiyor. Moderatör abi aşamadığın takdirde ve hayatının anlamını bulamadığın takdirde. Hayatın anlamı nedir abi? Güzel hatunlar mı? Hayır. Yok. Evet. Deneyimlemek ve keyif almak. Ruhunu tamamlayan kişiyi bulmak. Yok. Ruhu kimse tamamlamaz. Ya öyle biliyor ki. Baba. Ruh bir yerde çöküntü yapıyor. Yani o ruh sana 40 sene boyunca aynı şeyi vermeyecek. Çünkü kırışacak artık. Senin abi niye örnekleri var? Benim babam 30 yıldır anneme aşık. Ha, 40 yıldır aşık. Aşk başka bir şey canım. Niye? Bence aşık abi, değildir. Babanı hiç aldatmadım anneni. Hiç. Hiç aldatmamış abi. Çok ciddi söylüyorum. Annesine söylersiniz diye bence size itiraf etmem.